ikinci oturumunun sonuna geldik. Şu an yanımızda Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Mehmet Bahtiyar bulunmakta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sempozyum hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ben öncelikle bu sempozyumu düzenleyen Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği'nin ve Medeniyet Üniversitesi'ni kutluyorum. Bu kadar önemli konular çok güzel bir biçimde serpiştirilmiş. Çok önemli konuklar davet edilmiş. Bu beni çok mutlu etti ama tamamını izleyemediğim için kendimi şanssız sayıyorum. Sadece katılabildiğim ve oturum başkanlığı yaptığım bölümdeki tebliğlere dayanarak dahi ne kadar içerik olarak dolu bir toplantı olduğunu gördüm. O nedenle bütün düzenleme komitesini kutluyorum. Ama başka bir kutlanması gereken de sizler. Gerçekten burada hem asistan arkadaşların hem öğrencilerin ne kadar ilgili olduklarını ve canla başla dinlediklerini ve çok güzel sorular yöneltildiğini gördüm. Bu da mutluluk verici bir şey ama devamını inşallah diliyoruz bu tür toplantıların. Türkiye için ve üniversiteler için çok faydalı bir toplantı. Böyle yeni gelişen alanlarda, teknik alanlarda hukukla bilişimi bağdaştıran böyle toplantıların inanılmaz önemi var. Teşekkür ediyorum. Bilişimin ticaret hukukuna yansımalarını için bir genel bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Tabii. Şimdi yeni ticaret kanunun hazırlanma gerekçeleri arasında elektronikte, ticarette, bilgisayarda, bilişimde meydana gelen değişikliklerin mevzuata yansıtılması da vardı. Hedeflerden biri buydu. Bunun belki tamamen değilse de hazırlandığı dönem itibariyle büyük ölçüde başarıldığını söyleyebilirim. Ben de Yeditepe'de böyle bir seçimli ders veriyorum öğrencilerime yandal hukukunda. Hani ticaret hukukuyla bilişim hukukunun kesiştiği konularda öğrencilerimizin mutlaka bilmesini arzu ettiğimiz konular nedir? İşte elektronik çek bono gibi, elektronik genel kurul toplantıları gibi, kitlesel fonlama platformları gibi veya borsa mevzuatında kaydi sistemdeki payların akıbeti gibi çok önemli hukuki konular var. Tabii teknoloji hukukun önünde gidiyor, bilişim hukukun önünde gidiyor. Hukuk onları takip etmeye çalışıyor. Bu toplantıda bu amaçla hazırlanmış çok güzel bir toplantı. Bu da bizim için sevindirici bir şey. Çok teşekkür ederiz hocam katılımınız için tekrar. Teşekkür ederim.